bak şimdi, üç dakika oldu bak. Şu çaya bak, bak. Bir bu çaya bak. İyi ki şekerini de bıraktım. Çayla şekerli içmiyorum ha. Kim? Bıraktın? Ben, ha. Işte. Ne şekeriyle şekeri? Ben alışmıştım. Şekerli içemiyordum. Orada alıştım yani. Bilmiyorum nasıl oldu. Şekerli. Artık şeker olduğum için hiçbir şey içemiyorum. Şimdi ben bal var ya. Bak bal bile doktor bana dedi ki, bir kere doktora gittim. Dedi ki bal yesen sabahları suyunu falan yani. Suya karıştırıp falan yesen faydası var dedi. Şey, bir sefer içtim. Şekerli ya. Hayatta mesela lokantalar önceden beri yani. Lokantalara gittim mi veya arkadaşlar davet ediyor veya hep birlikte gittik mi? Orada mesela abdestimsi mümkün değil. Mümkün değil. Hiç yediğimi hatırlamıyorum. Ama köyde baklava, börek yani Laz börek derler. Onları yerim. Afım yok. Hiç doymak bilmiyorum. Güzel oluyor ama. Ya o güzel de bir de buradaki insanlar daha cazibeli yapılıyor, iyi yapıyor. Evet. Oradaki öyle değil, oradaki farklı ilaç katıyor, bilmem hamur açıksın diye bak. Ben ilaç, evet. İlaçlı değil, o yapmış olduğum peliti, şu kadar peliti ben bu kadar çekerim. Evet, evet. Bayağı hiç sökülmedi. Hiç hamur yok. Ya öyle, bu böyle ya, o onun için insanlar bak. Evet. Yani kuvvetli bir çalışmamız olacak. Senden sonra işte o İzmit miydi, neydi? Evet. O İzmit'tekiler bana aradılar. Abi neredesin, şudur budur gel falan. Ya dedim ki hem senin için o gitti dedim, moralim bozuldu. Zaten onunla her şeye başlamıştık. Ben mesela şimdi yazsam dedim, bir şey diyeceğim dedim. Yani orada biraz tanıdı ona. İnancım yok da ne diyeyim dedim. Yani. Güvenim yok dedim ama ona her şey diyebiliyorum dedim. Artık o benim elime geldi dedim. Yanlış yapsa bile dedim, onun affı yok dedim. Yani. Yanlış yapamaz bana zaten dedim de senin için. Yani o her şeyimi biliyor dedim ben. Yanlış insanlar değiliz, o ayrı bir dava da. Zaten öyle bir insan bile olsam, bak ben sana yanlışım olmaz. Ya olmaz da, onun çok isimmişiz. Bak şimdiye kadar mesela bak bir şeyler, nasıl bir kısmetim varmış bir şeyler. Mesela bulundu, hani bulduk öyle söyleyeyim. Ben sana dedim mi ki bana işte şöyle yap veya böyle yap, bir kelime duydun mu benden? Yok duydum, yok. Buradan sağ ol yani o konuda ya yani. Ben zaten adam tarafıyım, ben adamı bir kere muhabbet edeyim, olay bitti. Sen ne gerekiyorsa ki... kendin zaten insansın, ne gerekiyorsa ben senden hiçbir şekilde talebi olamaz, olmadı da zaten, ya. Olmasın da her şeyi zaten gerekeni sen kendin yapıyorsun. Anladın mı? Öyle. Bu İstanbul'da hani Beykoz'da bir arkadaş vardı ya. Mahmut. O senden sonra beni aradı. Senin aracılığın bile mi bilmiyorum artık. Ben demiştim, telefonu vermiştim. Aradım, hatta dedi ki senin için orada konuştuk falan dedi. Abi dedim, oralara şimdi benim gelmem dedim. Yani yalan ne edeyim yani. Öyle. Yalnız kaldım şimdi. Doğru. Şimdi bir insanın... Yani... Ne kadar da ben vermiş olsam dediğin gibi sonuçta karar senin kararındır. Yani ben ona dedim zaten. Benden ısrar edince mecbur kaldım da verdim. Ben seni arayıp da abi böyle böyle telefonunu verdim bile demedim. Çünkü şöyle olur. Ben abi telefonunu verdim ama sen ona gelmeyeceğini söyle. Öyle olmuş olur o zaman. Doğru mu? Ben dedim ki zaten kendisinin aklı var. Durumu da kendi durumunu kendi biliyor. Giderse gider, gitmese gitmez. Ben onu verdim diye hoş illa tut da kalk da git, ver, git demek değil bu. Doğru mu? Yani hani sen illa gitmek zorunda değilsin. Onu diyorum sana işte. Sen de demişsin gerekeni zaten, söylemişsin. O da dedi ki abi bana da aradı o. Dedi ki ben Yusuf abiyi aradım. İşte senin bana telefonunu verdiğini söyledim. Bir yer var, oraya çağırdım ama böyle böyle dedi, gelemeyeceğini söyledi. Dedim ki şimdi sen onun yerinde olsan, ona. Sen onun yerinde olsan, seni o arasa, seni o arasa sen gider misin? Bilmiyorum ki o hangi durumuna bağlı dedim mesela. O hangi durumuna bağlı da sonuçta onun da bir işi var, gücü var. Artık yakın bir yer değil, bir günlük yer. Evet, bir günlük yer. Hatta iki günde de. Zaten şeydir yani. Şimdi benim gitmem de bir şeyi çözmüyor. Neden biliyor musun? Ben şimdi insanlara güvenmiyorum. Bir sensin öyle. Öyle tam bağlı iç içe. Ne sen bana şimdiden sonra yanlış yapabilirsen, ne ben sana yapabiliyorum. Çünkü ikimiz de aynı ipte, aynı ipten geçiyoruz ve hedefimiz bellidir. Çünkü bir de
fikirlerimizle uyum sağlıyor ki beraberiz. Doğru. Ayrıcalık olsa doğru, çok sürmezdi. Git şey yapmış. Onu dedim işte abi, ben bugün şeyde evin altında sana onu dedim yani. İlişkiler öyle herkes uzun uzattı ilişkiyi. Şimdi adam devam diyor ki ne kadar güzel bir arkadaşım var diyor. Mesela adamlar uyuşamıyor. Hani görüyor da toplum var. Mesela benim mesela toplumlarım var. Ben gittim ve aynı şaka yaparım. Ben işte böyle şurla burla ama bu demek değil ki senin gibi böyle bağlayayım de evet, anlamda öyle değil yani. O farklı bir şey. Onun için o işte onu diyecektim. Dedi ki abi dedi, gelebilir misin falan deyince abi dedim ben şimdi gelirim dedim ama az buz dedim Göksel'in arkadaşısın, ben Göksel'in sayesinde seni tanıdım. Tamam mı? Siz iç içeyimiz, siz öyle dedim. Hatta Göksel ile geldim. Orada biraz, hatta birkaç kez dedim. Ortam oldu yani, beraber olduk falan. Öyle ben seni tanımıyorum. Sende bir problem yok. Orada birkaç kişi ölüyor. Ben mesela bir puf noktası söylemem gerekiyor. Yani söylemem gerekiyor birine ki çözülsün veya kritik şeyleri var onun, bazı şeyleri var. Söyleyemiyorum. Niye söyleyemiyorsun? Söylesen ona güvenim yok. Yarın öbür gün ne olacak, ne olacak belli değil. O bazı yollara gider. Siz anlamazsınız dedim. Doğru, doğru. Onun için dedim. Kusura bakma dedim. Gelemem ama senin İyi için. O gelseydi dedim. Ona ben hatta hareketlerimden anlıyor dedim. Problem yok dedim. Şimdi demeye gerek yok bir şey. Demeye yani gerek yok. Yani çözerdik. O da ama bana ne dedi biliyor musun bak. Tamam gelmedi ama dedi. Ben onun yanında olsam belki ben de hani gitmezdim. Belki güvenmezdim dedi ama adam dedi tecrübeli bir adam olduğunu anladım dedi. Neden dedi. Konuşmalarından dedi bütün hani santranç gibi yani bütün hamleler insan biraz gibi bilgi verdim, biraz bilgi verdim ona. Sordu bana bu hareket nedir, şudur, budur, böyle bir şey. Tahminen kısa bir şey yapıyor. Bütün hamleleri düşünüyor ve ona göre konuşuyor diyor. Böyle olursa böyle olur, böyle olmasa böyle olur. Eğer ki ben gelirsem de şöyle yaparsam aramız şöyle olur. Hepsini diyor adam diyor. Benim düşünmeme gerek kalmıyor diyor. Adam haklı diyor. Yani anladın mı? Ben onu tanıyorum da sonuçta hatta birkaç videoda da görürsün onu. İyi bir çocuk. İyi bir çocuktur. Yanlış olmaz ondan ama sonuçta onun yanındakiler belki tanıdığı gibi değildir yani. Onlar yanlış yapar. Bu sefer ne olur? Onunla da aran açılır. Senin de başına gelmeyen kalmaz. Yani onun yanındakilerden bahsediyorum. O iyi bir çocuktur ama o yanındakileri tanıdım sana. Yanındakileri tanımaz diyeyim. Yani. Onu demek istiyorum. Yok yanındakileri diyeyim. Onlar kaptı kaçtı. Onlardan herhangi bir şey olmaz. Yani adama iyilik gelmez yani. Bu tamam, bu adam emekçi adam, uğraşıyor, halen daha şeydir yaşına göre, o yani bu yani koşuyor yani çocuk gibi. Neden? Hayata devam etmesi için yani, yiyip içmek var yani, maddiyat konusu zor ama öyle bir şey hani denk gelse ben ona yardım ederim yani, düşünürüm yani. Niye etmeyeyim ki ya? Hani niye etmeyeyim şimdi? Doğru, doğru. Öyle bir şey geldi, ben taş ocağında çalışıp da yombiyle para aldığım yok. Öyle gerekti. Allah bize evet, nasip evet, etti. Evet, hani evet. Bir kısmını verse bana ne olur yani. Doğru yani diyor, işte. Ama vermez kimse, vermez. Doğru. Benim konuştuğum gibi de konuşmaz ama ben öyleyim yani. İki kez öyle olmuştu, vermişim bazı kişiler. Adam köyünde cami yaptırmış, camiye vermiş. Öyle seçenek yapmış, camiye vermiş. Okul şeymiş yani, eski. Çok eski yani, hurda bir okul. Onu onartmış. O da öyle yani. Hem ben kazandım hem o sevaptan o kazandım. Hı. Şimdi o adam da el üstü tutmuş ya yani. Şimdi o durumu da iyi. Herkes yardım etti. İyi adam ya. Öyle adam olur mu? Kendinin ihtiyacı varken camiye, okula harcadı yani. Doğru. Çocuk ağlıyor bunun içinde ihtiyaçtan. O ona harcıyor. Bunu tabii tespit ediyor. Herkes biliyorlar. Herkes biliyor ve durumu bu anda iyi yani. Arabaları falan var. Bu anda iyi. Yani iyi insanın Allah da yanında dedim. Her şey yanında diyor. Sen kötü kaptaya git. Yılan şimdi mesela. Ben hayatta yılan vurduğumu hatırlamıyorum. Yani öldürdüğünü de mesela. Öldürdüğümü yani hatırlamıyorum. Neden? Yılan derken böyle yılan değil. Kolumu yürüdüğümde yani. Normal büyük tamam. Yılanlardan. Büyük kuba, evet. Kedi gibi. Kedi gibi şeyleri yutuyor. Öyle yılan ediyorum ben yani. Yani büyük bir adam ile karşı karşıya savaş etsen o da aynı. Giderken yolda yolda kurbağa ağzına almış. Kurbağa biliyor. Biliyor. Yani geniş de oldu. Bayağı şeyli yani. Aldı yutarken yani tam kurbağayı almak üzere beni gördü. Beni gördü. Ben de o yoldan. Aynı yerden, aynı yerden geçeceğim yani. Yolda. Tamam mı? Ya dedim ki yılan dedim. Aynı böyle. Yılan dedim. Ne yapıyorsun dedim ya.
O ne yutanagada başka bir şey bulamadın mı dedim ya. Bırak onu dedim ya. Bak inanmazsın sen şimdi sana dalga amacıyla diye. Kafasını astı böyle şey yaptı. O arada her tarafı orman ya, bir şey orada ağaçlar oynadı filan. Öyle bir zekamı vereyim dedim. Baktım ne var ne yok diye. Bir şey göremedim. Bu tarafa baktım ki kurbağayı bırakmış ilan yok orada. Tamam mı? Kurbağa ben de gittim. Biraz baktım öyle. Elime bir şey aldım böyle. Küçük ağaç parçası. Onu öyle yana attım öyle bıraktım yani. Yani demek istedi o. Sen ona canavar kesirsen o da sana canavar kesiyor. Bu adam insan, kedi, köpek, hayvan hepsi aynı. İyi, iyi duyguluyla gideceksin. Ben onu diyorum sana. Bu millet doğru, öyle. Doğru. Çıkarca sen nasılsa karşındakine öyle olur. Ben doğru. Hayatta bir şeye çalışıp da bak bugünlere de yine bazı konularda hem yardım amacıyla hem böyle insana yardım ettim yani de orada bile bazısı olsa çok şeyle yapardı ama ben hiçbir karşılık almazdan adama iyilik ettim. Bu zamanda karşılıksız adama iyilik eden adam yoktur yani. Ben de görüyorum insanımda. Yok abi, bu zamanda hayır, zaten insanların durumunu biliyorsun. İnsanım da ben de tahmin ediyorum. Gidiyorum görüyorum arkadaş sağ olsun millet yaşamanın, yemenin, içmenin peşinde yani. Ne tür insan doğru, böyle. Doğru, doğru. Onun için ne olacak? Sonra ben bıraktığım yok yani. Bir çileli böyle çalışıp mesela böyle sırtımda veya elimde şurada. Yani bir emek harcayıp da kendi malın değil. Sonuçta yok, bulduğun yok. Bir mal olduğu için onu diyorsun. Diyor, onu diyor. Hani başkalarına yararsın. Sonuçta ne olacak sana? Nasip etmiş Allah birazını da. Öyle abi. Öyle. O iş öyle yani. Onun için hiç önemli değil yani. Bugün bugündür, yarın yarındır. Ne olacak belli değil. Bugünü de yerlendiriyorsan. Yarın daha değişik bir ortam çıkar. Onu şey yaparsın. Bu anda böyle. Bak iyi yıldım bu yaz. Yani ben gerçekten teşekkür ederim. Bak bu anda ben iyi Yusuf abi ben sana her şeyi bırak bu tarafa. Gerçekten ben sana bir abi gibi bir hani ben yaşta benden çok büyüksün. Ben seni gerçekten bir insan olarak yani gerçekten değer veriyorum. Gerçekten seviyorum. O yüzden diyorum. Ben senden her şeyi bir tarafa bırak. Muhabbet etmek bile benim için bir zevk yani. Bir güzel. Ya ben de aynı insana karşı yani. Oradan teşekkür ederim. Oradan herhangi bir şey yok. Ha ne oluyor? Senin bildiğin yerler var. Buranın insanısın. Etrafı tanıyorsun, milleti tanıyorsun. Eski bildiğin noktalar var. Mesela ben gidip de o eski noktaları bulana kadar yaşım geçer. Örnek veriyorum. Sen bu yüzden yaşamışsın be. Belirli bir ömür geçirmişsin. O yüzden senin bildiğin yerlere gitmek, hani sen bu konuları sana söyleme sebebim o. Zaman harcamadan senin bilgilerinden yararlanıp bir şey varsa bu hayattayken bir şeyler yapabilir. Öyle abi öyle. Yani ben bulamazsın. Büyüleri bulacak onu yani sonuçta. Yani. Biliyorsun. Madem biliyorsun. Benim de bir sana bilgi olarak, uğraş olarak, şey olarak bir katkım olur. Beraber gideriz. Bir şey yapabiliyorsak, çıkartabiliyorsak, yapabiliyorsak, nasiplenebiliyorsak nasibimiz olur. Kısmet iş yani. Kısmet iş. İki ay uğraşırsın. İki ay sonra öteki aydan bir gün aldım, bir günün içinde onu telafi edersin. Bu iş budur, kısmet meselesi. O için diyorum. Her gün bulacağım diye bir ya, şimdi ya, izliyorum. Şey olur mu ya? Videoyu da izliyorum ben şimdi. Adam yemeği yiyor, çayını içiyor. Tamam mı? Kravatını bir hazırlanayım diyor. Ben de düğüne gidecek biliyorum. O öyle kalbime geçeyim. Güzel üstüne kravatını takıyor. Gel peşime atla araba. Nereye gidiyoruz? Ya o şeyde ileride bir yer isim söylüyor. Yolun kenarında. Bir taşlık var, taşlığın yanında define var, tahmin ediyorum, gel giderim diye. Uzun ayakkabıyı giymiş, arabadan araba park ediyor, inerken çamur burada duyuyor. Şöyle buraya basıyor, böyle de çamurlanmasın diye define. Ya onları karartmadı, onları şey ya, bırak ya. Zeka geldi o adamı, izledin mi de psikolojini bozar ya. Öyle bir şey var mı ya? Var işte, öyle var. Yok, olay ben inanmam ki onlara, öyle şey var mı? Öyle hiçbir benzetme de yok yani. O tamam ot olacaksın ki, ot kafa olacaksın ki inanasın ona. Öyle bir şey var mı? Ya şimdi çoğu zaten bu işi bilenler inanmıyorlar ama şimdi bazıları onu şey olarak canları sıkılıyor, izleyecek bir şey bulamıyorlar. Bir de hobileri olduğu için hani keşke böyle bir şey ya olsun başka. Diye hayal etmek için izliyorlar. Ama bir de insanlar var şimdi resmen yani emek bile etmemiş o video. Yani böyle bir harcama bile yapmamış, bir katkı bile yapmamış. Öyle gitmiş salakça bir saçmaca bir şey yapmış. Yani millete ya yapmak yani. Ayrı konudur. Yapmak o. Yaparsın veya anlayana yaptırırsın, senin adını şey yaparsın, gönderirsin sağa sola medya. O ayrı konu. Ama bu sahteciliktir. Buna inanan insan, ya ben kendi şahsıma diyeyim,
İnanan, ben inanmam yani. Hemen onu çizerim. Yani dediğine de inanmam. Hiçbir şey yok. O aslında o grubu psikolojik yapmak içindir yani. Adam öyle yararlanıyor. Öyle gelenler öyle. Ya biz öyle yapmıyoruz. Biz aha mesela bak. Şunu bak. Mesela biz kanalımızın konusu ne mesela? Define, arkeoloji, tarih işte bu gibi şeyler. Sen de biz şu an ne yapıyoruz mesela? Definelim. Tamam muhabbetini yapıyoruz ama sonuçta bir muhabbet, bir hani yemek bak. Az önce bir yemek konusu vardı. Onu çekiyoruz mesela. Yani nedir bu? Hayatımızdan yansıtabildiğimiz şeyleri, güzel anıları insanlara yansıtıp sonuçta bizim kanalımızı izleyen, abone olan veya sonradan katılan arkadaşlarımız da sonuçta bizim düşüncelerimiz olsun, biz olsun. Hani bizi benimsiyor, bize katılıyor, bizi seviyor. Ve bu gibi işlerle alakalı arkadaşlar olduğu için bizim bu yapmış olduğumuz muhabbet bile emin ol onların hoşuna gidiyor. Neden? Çünkü biz sadece bu define ve arkeoloji olduğu için gidip de her videoda bir yere define bulma gibi bir şey yapmıyor. Böyle bir şey biliyor. Biz yani onlar da bizi az tefek tanıyorlar. Tanıdıkları için ben de onların şu an yanımızda olduğunu düşünerekten konuşuyorum zaten. Hani bizi izleyecekler ama ekran karşısında olan insanlar olarak değil. Sonuçta izleyecek olan bizim gibi bir insan onlar. Anladın mı? O yüzden onların da zevk aldığını düşünüyorum. Yani keyif aldığını düşünüyorum ben şu an. O yüzden biz neyse onu konuşuyoruz. Bugün böyle muhabbetimiz var. Bugün muhabbet ettiğimiz şeyleri yarın gerçeğe dönüştürmek için gideceğiz, bakacağız, edeceğiz. Hani bu şu an sesli düşünüyoruz. Bu sesli düşüncelerimizi de sizlerle arkadaşlar, arkadaşlarımızın bilmesi için böyle bir çekim yapıyoruz. Keşke imkanımız olsa da görüşebilsek, yakın olsak, gidip gelebilsek birbirimize ama yani. Hayat şartları, Allah dünya, yani bir yerde buluşturur yani. Tabii bakma sen de. O öyle. Dünya yuvarlak. Ben, yani. Bak, ben kaç kişiyle böyle beni tanıdılar biliyor musun? İlk pandemi döneminde zaten ben öyle kanallaştırayım dedim bunu. Hem millet canı sıkılmaz hem de ben zaten gidiyordum. Pandemi döneminde biliyorsun dışarı çıkmak yasak. Evet. Ama biz köylerde, böylerde, dağlarda, hoş, jandarmanın bilmem nerede ne işi var, yasakların ne işi var çıkmışız. Hem eğleniyoruz hem video çekiyoruz hem de insanlara bir faydamız olsun dedik. Öyle başladık. Ondan sonra pandemi bitince ben İstanbul'a gittim. Lan baktım İstanbul'da ya bir yer var, bir köfteci var. Onun yanından geçerken ya birisi böyle çok böyle dikkatli bir şekilde bakıyor. 1-2-3 yine bir yere gidiyorum. Dedi, en son çıktı içinden koşa koşa geliyor. Dur. Ne oldu abi? Ya dedi böyle böyle define ve arkeoloji diye bir kanal var. Çok seviyorum. Ben ona aboneyim. Hiçbir videosunu kaçırmam. Hastayım diyor o kanala. Oradaki adama. Sen o musun ya diyor bana. Şimdi düşündüm. Ben değilim desem niye yalan konuşayım ki? Yani sonuçta o da benim gibi bir insan. Benim izleyen, benim hani beni emek verip izleyen, hoşuna giden bir insan, seven bir insan. Benim abi dedim ya. Doğru ya, benim dedim. Ulan adam boynuma bir sarıldı var ya. Ya abi gel, köfteci de çalışıyor. Köfte ısmarlayayım, ekmek ısmarlayayım, muhabbet edelim. Evet şudur budur. Sedat abi bak, Sedat abi. Şu an hatta seni de ben belki konuşturmuşumdur, tanıştırmışımdır. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Evet, Sedat diye bir Sedat. Ha, Sedat abi. Sedat abi izlerse de selam. Selamım olsun Sedat abiye. İnşallah yine görüşürüz. Ya o bir şey ondan sonra başka birkaç kişi de aynı bu şekilde şey yapıyorlar. Yani tanıyorlar anladın mı? Seviyorlar ya böyle ezberlemişler bizi de. Aynı birkaç kişiyle de tanıştım bu şekilde. Ondan sonra işte dediğim gibi yurt dışı yurt dışı biz kanala bak açalım ne kadar oldu? Yurt dışından Avrupa'dan adamlar Yahudi bak Yahudi. Yahudiler biletimi aldılar, vizemi aldılar, oturum kartımı aldılar, araba verdiler, ev verdiler, her şeyimi karşıladılar. Ne gerekiyorsa yaptılar. Ben vize istesem alamayacağım ülkeye bana 2 senelik vize, oturum kartı, sigorta kartı her şeyi yaptılar ya. Böyle bir şey var mı? Ben yasalım orada yasal. Ve istediğim kadar uzatırlar bana. Ve bir dünya tanıdığım oldu. Onların gittiği gizli yerlere girmediği, kimsenin giremeyeceği yerlere girdim. Bak onların sayesinde ve onların tanıdığı üst kalite arkeologlar olsun, üst kalite insanlarla tanıştım. Ve hepsiyle aram çok iyi. Şu an mesela ben orada bu işleri yapıyoruz, kazıyoruz, ediyoruz, geziyoruz, duruyoruz ama bundan sonra boş zamanımız olduğu zaman ben gidiyorum, bakıyorum oralarda ne işleri var, ne gibi şeyler var. Vize, mesela vize. Bana yaptıkları gibi vize işlemleri de yapmaya başladım. Vize yapıyorum mesela Türkiye'den. Onun bir karşılığı var tabii maddi olarak karşılığı ödeyen arkadaşlara. Şartlar doğrultusunda ben vize yapıyorum. Tamam, senin de orada maddiyat gidiyor, onu yapıyor. Sonuçta şöyle, ben onu yapıyorum ama ben onun vatandaşı değilim yani. Ben o tanıdıklarımla yapıyorum. Sonuçta bir ödeme gerekiyor oraya. Ve onları ben cebimde nasıl ödeyeyim? Yani onlar ödendiği sürece ben insanlara vize yapabiliyorum.
2 senelik oturum kartı çıkartıyorum, 2 senelik sigorta kartı çıkartıyorum, bana onu işçi gösteriyorum. Bütün Avrupa ülkelerine seyahat edebiliyor. Bittiği zaman Türkiye'ye gitmeden yine uzatabiliyorum ben onu. Ve bazı bunun gibi bağlantılar oluştu. Anladın mı? Bir dünya yani tanıdıklarımız oluşunca bir de seviyorlar beni. Araba verdiler. Önceden diyorlardı ki işte şurada böyle bir yer var, bir gidip bakar mısın? Benim ilk dediğim şey şuydu. Yani ben yol bilmem, iz bilmem, dil bilmem, araba da yok, ulaşım da yok. Ben nasıl gideyim dedim. Haklıyım yani. Bir baktım bir yer çağırdılar beni. Masa kurulmuş. İşte orada kazan arkeolog arkadaşlar var. Tanımadığım üst insanlar var. Birkaç kişi var böyle beni daha tamam, çok tamam, seven. Tamam, sen anlat. Evet. Ondan sonra masa var. İşte eğleniyorlar, içiyorlar, yiyorlar neyse. Ben de oturdum. Bana araba gönderdiler yani arabayla aldırdılar beni. Ben de dedim acaba dedim ne oldu yanlış bir şey mi yaptım acaba bana bir şey mi diyeceklerdi. Hani korkuyorum çekiniyorum şimdi acaba yanlış bir şey mi oldu benim düşüncem o. Oturduk yedik içtik Göksel dedi. Hani artık sen de bizden oldun seni tanıdık nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Hani sen yanımızda kal beraber. Sen sonuçta belki buradaki yıllarını vermiş. Bu işin piri olan arkeologlar gibi belki olamayabilirsin dedi bana ama dedi senin düşünce yapın yani senin bakış açın dedi bizim bakış açımıza göre farklı. Hani şöyle düşün mesela sen. Burada mesela 10 kişi var. Bir konu var. 10 kişi de 9 kişi de buna hemfikir yani böyle olduğuna dair. Ne kadar da yani düşünceler yanlış olsa herkes aynı düşündüğü için bunu doğru sanar ama yabancı bir insan farklı bir gözle baktığı zaman bazı gerçekleri görebilir. Mesela burada bir kişi var, diğer kişiler de burada var. Onlar onu tanıyor olduğu zaman mesela akrabası veya eşi dostu olduğu zaman onun yaptığı bazı hataları bunlar görmez. Göremez yani hissedemez. Çünkü tanıdığı ya. Ama uzak bir kişi onun o hata olduğunu fark eder. Yani uzak kişiler, yabancı kişiler bunu fark eder. Der ki kardeşim bu senin tanıdığın olduğu için bu yaptığı hatayı sen gerçek mi görüyorsun? Bu yapmış olduğu hatadır. Doğru mu? O zaman onlar uyanır yani bunun hata. Bu da, ben de onun gibi. Herkesin aynı fikirde olduğu şeyi aynı fikirde oldukları zaman başka bir fikir ortaya atılmaz. Çünkü herkes aynı ya. Düşünüyor ya. Bu karar vermiş de bu doğru. Belki de yanlış. Ben onlar onu düşünüyor diye onlara ben demiyorum ki ha bunlar bunu düşünüyor bu doğrudur. Ben sanki hiç kimse yokmuş gibi kendim bildiğim bilgiler doğrultusunda bir yorum yapıyorum. Doğru veya yanlış. Adamlar sonunda bakıyorlar ki ulan biz hepimiz bunu düşünüyoruz ama hepimiz aynı düşündüğümüz için bunu doğru sanıyoruz. Aslında bu böyle değil. Uzaktan bakmayı bilmiyorlar yani öyle söyleyeyim sana. Şimdi sen bu bardağa yakından baktığın zaman şöyle çayın hani bardağın sadece şurasını görürsün. Çayı görürsün ama uzaktan baktığın zaman bütün detaylar ortaya çıkar. Şekli ortaya çıkar. Yani bakış açısı evet, önemli evet. Anladın mı? O yüzden onlar beni bildikleri için işi olduğu zaman diyor ki araban da var. Artık gidemem de diyemiyorum yani. Araba olduğu için şimdi gidemem de diyemiyorum. Diyor ki şurada şu adreste şu konumu atıyor bana. Orada kilise var diyor mesela yeni başlayacağız. Bir git bir bak diyor. Anahtarı varsa veriyor. Yoksa diyor ki uzaktan etrafına bir bak. Hani burada ne olabilir? Hiç bana bilgi vermiyorlar bak özellikle. Kendi düşüncemi öğrenmek için. Git bak burada ne olabilir? Kendi araştırmanı yap diyorlar bana. İnternetten önce bir araştırma yapıyorum ama onların elinde olan bilgiler internette yok zaten. Ben sadece internette olanları ediniyorum. Hani hadi sonra ne zaman yapılmış, nedeni, kim yaşamış gibisinden. Asıl bilgiler onlarda. Gidiyorum bakıyorum. Diyorum ki ya bu kilise bu zaman yapılmış. Bu da bundan yaşamış. Onların işte alışkanlıkları, örfleri, adetleri, dinleri böyleydi. Demek ki böyle. Yanında mezarlıklar var mesela. Mezarlıklar hangi yöne bakıyor? Güneş batıya mı, doğuya mı? Ondan sonra mezarlıklar katmanlı mı? Eskiden öldüğü zaman insanlar nasıl gömülme sistemleri vardı mesela? Yakıyorlar mıydı? Ne bileyim? Üst üste mi gözüküyorlar? Onların hepsinin araştırmasını yapıyor. Sonra böyle bir bu bilgileri böyle toparlıyorum ve ben bir ne diyeyim sana bir liste çıkartıyorum yani. Diyorum ki bunlar böyle şurada bir şey olabilir. Şurasında bir şey olabilir veya olmayabilir. Yani diyor. Son kararlarını ben kendim düşüncemi oluşturuyorum. Evet, evet. Ondan sonra diyorum ki gidiyorum böyle. Ben böyle olma ihtimali var diyorum. Doğru veya yanlış. Onlar ellerinde olan bilgileri kendileri bildikleri için bana da söylemedikleri için bakıyorlar kesinlikle o bilgilerin içinde olan ellerinde yani internette bulamayacağım ama ellerinde olan bilgiler örtüşen şeyler olduğu için beni tutuyorlar. Çünkü onlar biliyor ki ben bunu internetten bulma imkanım yok. Evet. Anladın mı? Yani bu işin okulla mokulla alakası yok. Yok bu iş, yok yani. Bu iş istediğin kadar okul, istediğin kadar arkeolog ol, istediğin kadar ne olursa ol. Sen bu işi sevmezsen, tarihi sevmezsen, araştırma yapmayı bilmezsen, uzaktan bir şeylere böyle bakmayı bilmezsen hiçbir şey yapamazsın.
Onu çok güzel söylesin işte. Ben hangi seneydi? Bir İstanbul'a gidince benim yakın arkadaşım inşaatte Kalfa'ydı. Ya dedi ki abi dedi ya boşta gezene kadar dedi gelen benim de arkam olur dedi. Güçleniyorum komşuyuz dedi. Yabancı adam da var. Hem de dedi birkaç kuruşlar ya paranın şeyi yani o zaman tabii şeydim. Paranın şeyi yok dedim komşum oldu. Ya sen gel dedi gittim ya. Ya orada şimdi mühendisler geliyor. Devlet işi bu şimdi. Devlet kontrolü altında. Mühendis geliyor. Kardeşim bilmiyor. Adam okumuş yıllarını vermiş bilmiyor. Ben de hani iyi cevap vereyim de iki de bir gelip bana soruyor. Ya işimi mi yapayım? Beton dökülüyor, orası karmakar, herkes yapacak bir işi var o anda. Dakikalık iş bu yani. Ya beton geliyor, kaynıyor, şu bu, temiz çıkması lazım şudur. İki de bir geliyor. Ya diyor ki, ya kontrolcü geldi, benim ustum geldi, kontrol edecek. Bu nasıl oluyor, bu perde beton şey. Bilmiyor mu o yani? Bilmiyor ki. Ya hayır, sen demin dedin ki, hani okumakla bir şey olmuyor ki. Ha, öyle. Kendi kafam. Şimdi bile var. Yeni mezun mühendisler bizim inşaatlarda çalışıyorlar. Kalfalarla beraber. Kalfalar hatta onlara söylüyor ki böyle böyle yapın diye. Ya ben bezdim. Bir ayın içinde bu yetişti. Yani biraz mühendis oldu. belli oldu. Seçiliyor yani. Neden? Mesela ben değilim. 50 tane işçi çalıştım. Abi diye bu böyle olacak diyor. Hakikaten de öyle. Ben de bakıyorum. Yani demek istediğim öyle yani. Adam okumakla bir şey değil. Onu üretmek, onu uygulayacaksın. Uygulamadıktan sonra sen bir şey yapamazsın. Bugün ne oldu? Şimdi kazı aşamasındayız. Orada Avrupa şeyde gittiğim yerde. Ben gittiğim zaman başlamışlardı zaten bunlar. Şimdi binanın, kilisenin tabanında 4 tane oda var. Tamam mı? 4 tane oda. Odaları o odalara inen merdivenleri komple doldurmuşlar. Dol. Merdivenler açılıyor daha yeni. Ve odaların tünelleri çıkıyor ortaya. Ben de odalara ama tüneller çıkıyor ama odaların kapılarına gidilmemiş. O odaların üstünde o eski videolarımda var. O odaların üstüne çıktığın zaman o kata odaların üstü böyle kirpiçle yapılmış. Yuvarlak yuvarlak. Kubbe kubbe gözüküyor yukarıdan baktığın zaman. Onlar diyorlar ki şurada bakacağız. Bir tane odayı boş geçiyorlar. Ben de dedim ki boş geçtiğiniz odaya önce bakın. Ya işte neye dayanarak söylüyorsun falan filan. O kadar kilise var, o kadar yapı var. Onun yönü onu şimdiye kadar bildiklerime göre ben öyle söylüyorum. Diyorum ki sen buraya bak önce. Oteki odaları açtılar, baktılar. Tamam mı? Benim söylediğim odaya bakmadılar. Üstten deldirdim ben onu. Bak üstten deldirdim. Hiltiyle deldirdim. İçine şey saldırdım. Kamera. Ama İçini de belirli yere kadar doldurdukları için kamera altı görmüyor. Üstteki kalan boşluğu görüyor. Her neyse öteki de tarafları kazdılar. Makine tuttular. Ufak tefek bir şeyler çıktı ama hani öyle kaydedilir bir şey çıkmadı. En son işler ki bitti benim odaya daldılar. Odaya aldılar. Odanın içinden var ya asıl istedikleri odanın içinden çıktı. Bak asıl istedikleri söylüyorum sana. Şimdi orada gizlilik anlaşması yapmışız biz onlara. Gizlilik anlaşması yaptığım için ben olanları anlatamıyorum. Çünkü bir şekilde benim orada gizlilik anlaşması yaptığım konuları açıkladığını gördükleri zaman güven biter. Bu ayrı bir şey de. Ondan sonra benimle işleri olmaz ama bir de bunun yasal boyutu var. Yani imzaladığım gizlilik anlaşması olduğu için başım belaya girer. Bazı şeyleri ben şu an söyleyemiyorum. Ondan sonra zaten beni tuttular. Yine kazmaya devam ediyoruz. Böyle kod verdik. O odaların altına 2,5 metre daha indiren. Kod verdik. Temel taşlarının alt yani dibine seviyeyi aşağı indiren. Ben dedim ki bir köşe var böyle hiç bakmıyorlar. Gelip üstünden geçiyorlar. Lingona nakarı olmuş. Yolun ortasında kalmış. Asıl odalara yoğunlaşmışlar bunlar. Ben de dedim ki şuraya bir kazalım dedim. Birkaç defa diyorum kazalım. Beni hani diyorum ama bir şey tamam he falan diyorlar ama bir bakıyorum ki zaten unutulmuş olay. Dedim ki 2-3 kişi verin de ben buraya bir kazayım. Ya buraya. Bak bir şey çıkartacağım. En son dedim ki garanti verin. Dedim ki ya ben buradan bir şey çıkartacağım. Çıkmazsa bu çalışanların parasını bana hepsini benden kesin dedim ya. Her şey sorumluluk bana ait dedim. Bana da hiçbir şey vermeyin dedim. Adam öyle kesin konuşunca dedi ki ya parasını keselim falan düşünmüyor. Onlar o bende kesecekler para onların da saatlik harcadıkları belki de para. Adam dedi ki bu kesin bir şey konuşuyorsa herhalde dedi. Demek ki bir bildiği var. O zaman öyle düşündü herhalde. Dedi ki al şu birkaç kişilik ameleyi hani kazıcıları ya kaz. Tamam dedim biz başladık. Kazdık. Şey çıktı önce böyle o tren yollarında döşenen ağaçlar olur ya, ziftin içine yatırılmış ağaçlar, büyük büyük de böyle 25-30 gibi böyle şeyler. O tarz böyle birbirine... Kalas gibi. Kalas gibi.
Onları böyle birbirine koymuşlar, üst üste koymuşlar mesela 5-10 tane. Eskiden ağaç, 5-10 tane. Eskiden ağaç kullanıyormuşlar. Tamam işte 5-10 tane. Yani her şey. Ama nasıl toprak. Ağaç yapmışlar bak. 5-10 tane böyle koymuşlar. 5-10 tane tamam. Böyle koymuşlar ve onları böyle bakır çivilerle delmişler, birbirine geçirmişler ve aralarına da kurşun dökmüşler. Yani rutubat olmasın diye. Ama iki sıra değil. Bir böyle, bir evet, böyle, evet, bir böyle. Evet. Belki de 7 sıra. Ve onu zaten ağaca ulaştım. O işçiliği gördüm zaten. Adamlara söyledim. Adamların herkes hep işi bıraktı. Bütün hepsi. Herkes orada. O ameleler oradan aldılar. Asıl detaylı kazıcılar var. Böyle kazma küretle değil. Yani böyle nereye ne vuracaklarını biliyorlar. Onunla önce etrafını açtılar. Sonra bu mesela kazdığımız alan burası ya. Şu ayakları dışa basacak şekilde birkaç tane böyle metal ne diyeyim sana direk gibi böyle bir şey. Üstlerinden birbirine bağlantılı. Ortada bir tane vinç var. Yani ayakları, vincin ayakları onun dışına basmış oluyor. Ortadaki şeye bağlayıp yukarı kaldırmak için. Yeni yeni işte bir şeyler getirdiler. Onu kaldırıp içinden çıkanlar var ya, adamlar var ya. Yani beni var ya, yani adam var ya, diyor ki yani bak bu kadar hiç kim buna hiç kimse yani buraya zaten kazalım diye zaten kimse bakmıyordu dedi ya. Sen nereden biliyorsun bunları? Ben dedim ki nereden biliyor mu yok. Yani biraz düşüneceksin de hani ben buraları bilmem, buradaki yaşamı bilmem ama kendim düşünceme göre, hani ben olsam şahsen mesela, ben burada saklarım. Çünkü herkes tahmin edeceği yere, herkesin tahmin edeceği yere kimse bir şey koymaz. Herkes nereye tahmin eder? Odaların içi, işte yani böyle değişik yerler. Göz önünde kimse koymaz ama akıllı insan bunu göz önüne koyar, saklar. Çünkü kimsenin bakmayacağını bilir. Anladın mı? Yani ortaya. Bunun gibi neler oldu orada ya? Bulunan İşte yüzükler olsun, haçlar olsun, özel böyle eskiden kullanılan o asaların ucundaki bir tutuzlar. Bir videoyu izlemiştim. Orada bayağı malzeme bulmuştum. Çok çok derin yerlere gitmiştim orada. Ya. Tabii nereye var ya? Ne yani kadar ama güzel. Seni şimdi orada, şimdi bu güzelliğin ve bu hani kalp temizliği açısından bilgilerin doğrultusunda seni sevdiler orada. Hatta orada ben seninle konuşurken ben sana dedim ki ya gel sana filan deyince öteki dedi ki yanımda bir tane vardı. Dedi sana bana ki ya bunu daha bekleme bu bizim kardeşimiz oldu. O kadar güveniyor dedi. Seviyor. Seviyor. Belli de. Hep şimdi hep senden çıkıyor yani. Temiz insan, mesela bak, temiz yürekli insan farklıydı yani. Mesela ben orada şimdi ne olursa olsun sonuçta bir hani mesela sen olsun. İşte annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz var. Kendi işlerimiz var. Sonuçta gelmemiz lazım. Ben dedim ki ya dedim böyle böyle canım sıkıldı ben hani kendimi artık bu işe veremiyorum hani düşünemiyorum, tahmin yürütemiyorum, kafam başka yerlere gidiyor. Gidip şöyle gitmem lazım deyince o bugün bir şey demediler. Ertesi gün baktım ki biletimi almışlar. Bak hiç konu bir şey dememişler. Biletim alınmış. Gidiş tarihim bu diyor, geliş tarihim bu. Git, ha, gidip gez. Dönüş biletini al. Hepsini. Git, gez, bu tarihte burada ol. Anladın mı demek istedim? Yani durum böyle. O yüzden şimdi gidiş tarihimiz de belli olduğu için gecikmemem gerekiyor ki ileriye dönüp... Aslında oralarda çay may var mı? Yani bizim buranın çayı gibi çay. Çaylarken nasıl çay yani? Yani içmek için çay yok. Böyle çay. Böyle çay. Çaylar var da bizim çaylar yok yani. Birkaç Türk şeyi var. Aslında gibi. Bir koli kadar öyle getirsene. Yok ya yani o zaten kilo sıkıntıları var ya kendi elbiselerimizi götürüyoruz. Ha tamam o şey uçakta. Orada Türk marketleri falan var getiriyorlar da çok o var. Başka getiriyor bunun çok gibi var. De getirmezler. Hakiki çay budur. Bunun değişikliği. Aynı boya çıkıyor ama kalite düşük. İyi ya iyi. Sen orada şimdi bayağı oranın yerlisinin verdiği kararı sen de verebiliyorsun bu anda yani. Ya tabii yani sonuçta benim söylediklerimi eskisi gibi şey yapmıyorlar yani dikkat ediyorlar. Ne kadar oldu zaten gideli unuttum. Benim bir seneye yakın oldu. O kadar zaman geçti. Bir seneye yakın oldu tabii. Vay be. Yakın da yani şöyle söyleyeyim sana. Bir sene yakındayken işte 2023'te bir sene olacak işte öyle söyleyeyim. Geldi daha da birkaç ay kaldı. Orada hava şartları yani buralar gibi mi? Hava şartları hemen hemen buralar gibi ama bir günün içinde her şey değişiyor yani. Bir günün içinde dört bakıyorsun yağmur yağıyor, bakıyorsun güneş açıyor, bakıyorsun rüzgar ısıyor böyle bir değişik bir olsa anlayamıyorsun gibi. Burası gibi işte. Kışın zaten kış yani. Ya yani. Ayrı konu da yani aynı burasının havası yani. Yani günde yağmur yağıyor, güneş açıyor bilmem, rüzgar esiyor, dolu yağıyor, kar mesela. Hı. Yani bu iklim de değişti. Öyle yani. Ya insan ne edersen et, insanın kalbi
temiz ve güzel olacak. Şimdi şöyle yapalım Yusuf abi, sen hem sen dinleneceksin hem de ben dinleneyim. Şu an videomuza hem son verelim hem de seni rahat bırakayım. Çünkü yarın kalkacağız inşallah, işimiz gücümüz olur. Yağmur yağmazsa yarın detaylı bilgi verebiliriz. Yani bir inceleme, bir işlem yapabiliriz ama yağmur yağarsa yine de ben diyorum ki bir gidelim senin bildiğin yerlere, uzaktan görünen yerlere yani diyorum. Hani o tamam, o tamam. Tarif öyle tarif edelim. Bölgesel olarak da bir göreyim ben. Tamam, onu. Tamam. Olur, olabilir ama hani şimdi zamanım da yok ya, hani bir daha gelince inşallah. Yani bölgesel olarak göreyim diyor yani. Yani bunu tamam, görebilirsin ama ben bildiğim yerleri aşağı yukarı 35 sene insan uğradığı yok, öyle yer var. Duydun mu? İnsan uğradığı yok, hiç bilmiyor seni. Yani eskileri biliyor da yenile bu anda bilmiyor çünkü. Eskilerin de zaten ne gibi bir imkanları vardı da gidip de orada şey zaten yaptı. imkanları yoktu eskileri. Eskilerin imkanı yok. En çok hayvancılıktan faydalanıyordular o zaman. O da gelip elinden alıyordular. Bilmem zor, geçimleri zordu ama dobra insanlardı yani. Sağlam insanlardı. Erkeği kadını sağlam yani o zamanın insanı. Şimdi bu anda erkekten daha güçlü, daha şeyli, sosyalde şey, kadınlar var. Doğru. Bitti yani o iş. Doğru. Saat erken de daha. Saat erken de olsun, seni de rahat bırakayım. Ben de bir dinleneyim abi, gideyim çünkü. Ben biraz da çay içerim biraz. Ben 12'den aşağı, 1'den aşağı. Biraz bazı biraz kağıt üzerinde çalışacağım. Şimdi bak arkadaşlar, gerçekten hani söz vermişim seninle konuşacağım. Teşekkür ederim. Yani. Gerçekten seni seviyorlar bak. Ben de seni seviyorum. Ben arkadaşlara söylüyorum yani, seni gerçekten sana güveniyorlar, inanıyorlar ve seni seviyorlar. Çoğu da selam söylüyor. Bak onların selamını ben sana yapıyorum. Aleyküm selam. Canlar sağ olsun. Eyvallah. Arkadaşlar. İnşallah bir yerde denk gelir. Buluşuruz. İnşallah. Hem biz dinlenelim, hem de Yusuf abi dinlensin. Yarın inşallah nasip olsun. Kalktığımız zaman gideceğimiz yerlere gidip bakarız. Yapabileceğimiz bir şey varsa imkanlar doğrultusunda yaparız. Dediğim gibi şu anlık son verelim videomuza. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hepinize sağ olun, var olun her şey için. Allah'a emanet olun. Nasibiniz açık olsun, şansınız açık olsun. Görüşmek üzere diyorum. İnşallah.